Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Burası Sözler Risalesi'nde 184. sayfaya düşüyor. Yani 11. sözün içerisinde bir yerdeyiz. Söz basım külliyatın sayfa altı sözlüklü bu külliyat tasarımına göre 184. sayfadayız. Oradan bir paragrafçık konuştuk. Fakat fazla ilerleyemedik. Yine 184-185'i okumayı düşünüyorum. Ondan sonra konuşmadığınız kısımdan itibaren konuşmaya başlayalım arzu ediyorum. Ondan da önce ama ne yapmalıyız? Mutlaka 11. sözün başına bir dönüp ne hakkında olduğunu hatırlamalıyız. Nereden hatırlamalıyız? 1. Ayetlerden, 2. ilk paragrafında. Bismillahirrahmanirrahim. Veşşemsi ve duhaha vel kameri izâ telâha وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرٍ Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleriydi. Doğrusunu söyleyeyim, bu ayetler Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriydi. Kısa bir meali şu şekilde: Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Daha meal düzeyinde ayetlere baktığımızda dahi şunu fark ediyorduk: Cenab-ı Hak alemin geniş düzenini, hatta o düzenin altındaki düzenleri katman katman andıktan sonra insanın intizamına sözü getirerek insanla alemin ilgisini görmemizi istiyor. Bunu bize emrediyor, tavsiye ediyor, nasihat ediyor tabiri caizse bir diğer ifadesiyle. Bunun demek ki Müslümana katacağı bir şeyler var. Evvela imanına katacağı bir şeyler var. Sonra ibadetlerine katacağı bir şeyler var. Sonra ahlakına katacağı bir şeyler var. Ahlakına kattığı nasıl olabilir? İnsan kendi düzeniyle alemin düzeninin ilişkili olduğunu kavrarsa elbette alemin düzenini bozmakta cüretkar davranamaz. Bugün Batı medeniyeti dediğimiz mimsiz deniyet nasıl mahvetti doğayı, çevreyi, işte küresel felaketlerle falan bizi uğraştırıyor. İnsanla alemin düzenini, yani ikisinin birbirisi için yaratıldığını, aynı Allah tarafından yaratıldığını, uyumla yaratıldığını görmezden geldi. İnsanı alemin efendisi saydı. O Bacon'un falan şeyi vardır böyle. Tabiat bizim, böyle atımız gibidir, kısrağımız gibidir, dizginleri bizdedir falan gibisinden böyle şeyleri vardır. Bilim felsefesi argümanları vardır. Batı medeniyetinin, sanayisinin üzerine kurulu olduğu şeylerdir bunlar. O adamın veya onun gibilerin bu tarz bakışı yüzünden biz canımız nasıl isterse, nefsimiz nasıl amel etmek arzu ederse, keyfimiz nasıl dilerse öyle şekiller vermeye çalıştık aleme. Alem de o şekiller üzere yaratılmadığını, kendi fıtratı üzerine olduğunu, uyumsuzluğuyla, arızalarıyla, bize geri dönüşleriyle, kötü geri dönüşleriyle haber verdi. Demek ki insanoğlu alemle bir düzen yaratılmış. Onu bozduğu zaman ister istemez o bozukluklar kendisine de dönüyor. Tersini de düşünelim. İnsanoğlu kendisinin düzenini bozduğu zaman o da aleme kötü mesajlar veriyor. Yani dalalet dediğimiz şey sadece insanda kalan bir şey değil. Bizim düzenimizin bozukluğunun alemin düzeninin bozulmasıyla bir ilgisi var. Tabiri caizse büyük bir orkestra var. Bu orkestranın her bir parçası Beethoven'un bilmem kaçıncı senfonisini söylüyor hep beraber. Ama siz orada sabunu koydum leğene diye bir türkü söylüyorsunuz mesela. Onun ortasında
sizin o uyumsuzluğun nasıl senfoninin bütün amelini berbat ederse, insanın uyumsuzluğu da şeriattan hariç amelleri de böyle mahvediyor. Doğanın, tabiatın, Allah'ın kevni şeriatının hükümlerine zarar veriyor. O orkestranın ahengini bozuyor. O bozukluğun cezası da insana elbette ahirette sorulacaktır. Cenab-ı Hak bizim taksiratımızı affetsin, ayağımızı cehenneme bastırmasın. Evet, ayeti hatırladık. Ayet bize alem insan ilgisini görmemizi tavsiye ediyor dedik, emrediyor dedik, nasihat ediyor dedik. Döndük geldik. İlk paragrafı da okuyoruz. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, ama süreyi başlatmadık, şuradan başlatalım. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını ve hılkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak diye başlamıştı bu söz. Tekrar okuyorum. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, yani alem hangi hikmet üzerine yaratıldı, hikmetler üzerine yaratıldı, bu düğümü ne çözecek, alemin anlamını ne üzerine yaratıldığı nasıl anlayacağız, o tılsım nasıl aydınlatılacak, o bu sözde var. İki, hılkat insanın muamması, bir de bu alemde insan diye bir şey var, alemin her yanıyla ilgili, cisminde baksan küçük, hayaline, arzusuna, fehmine baksan büyük, aklına baksan büyük, cüretine baksan büyük bir canlı var. Peki insan niye yaratıldı bu alemde? Halkati insanın muamması diyor burada, bilinmezliği. O da bu sözde aydınlatılacak. 3. Hakikati salatın rumuzu. Yani namaz hakikati. Onun işaretleri bir parça bu derste, bu sözde anlatılacak bize. Bir parça fehmetmek istersen nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada namazı, alemin hikmeti, hılkati insanın muamması ve namazı beraber anarak aslında şunu söylemiş oldu bize. Hep tekrar ediyoruz. Adem aleme namazından bağlanıyor. Adem aleme namazından bağlanıyor. Tersi de söylenebilir. Alem de Adem'e namazdan bağlanıyor. Alem de Adem'e namazdan bağlanıyor. Yani insan biyolojik varlığından daha aşkın bir şekilde alemle olan ilgisini namazla idrak ediyor. Çünkü alem ne üzerine? Tesbihat üzerine, ibadet üzerine, zikrullah üzerine, Allah'ın delili olmak üzerine yaratılmış bir şey alem. Pek çok vecihlerle, sayısız vecihlerle. İnsan da o fonksiyonu şuurla idrak ettiği anda işte alemin anlamına kendi notasıyla, müziğiyle, enstrümanıyla dahil olmuş oluyor. Başta andığımız örnekle anlatırsak, işte o bilmem ne senfonisini yapan orkestraya kendi elindeki çalgıyla uyumla dahil olmuş oluyor. Sabunu koydum leğene türküsünü söylememiş oluyor yani senfoninin ortasında. Evet, şimdi burayı atlıyoruz. Hızlı geçmeye çalışalım. Gelelim yine 184. sayfamıza. 184. sayfadan 2 sayfa kadarcık okuyalım. Ondan sonra da inşallah ince tefekkürünü yapmaya gayret edelim. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de hidayetini ondan diliyoruz. Sonra ogani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı, sonra ogani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakr ve hacetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele edip ve iyyâke nestaîn dediler. Yani başta bir temsil vardı, o temsil bitti, oradan hakikat bahsine geçtik. Orada iki fırka vardı, birisi dalalet fırkası, birisi hidayet fırkası. Şu an biz hidayet fırkasının aşama aşama alemde neler eylediğini görüyoruz, okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Burası da onun ortasında bir yer. Yani ne yaptığımızı anlamak için biraz 11. söze hakim olmak lazım veya eski derslerimizi takip etmiş olmak lazım. Sadece buradan başlarsanız belki şimdi bu metin neyi anlatıyordu diye sorabilirsiniz. Ama bir yerlerde Bediüzzaman Hazretleri zaten toparladığından ona güveniyoruz. Sonra ogani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetin genişliğini göstermesine karşı fakr ve hacetlerini izhar edip, dua edip,
istemekle mukabele edip ve İyyâke nesta'in dediler. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barikallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultanı ezel ve ebed, kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetini izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Bu ifadeler hep Kur'an'da yer alan ifadeler. Elfazı mübarek ediyoruz bunlara. Bakın hepsinin bir hikmeti var. Bir şey ifade ediyorlar. Bizim gibi kuru söylenmiyor onlar. Aslında arkasında büyük mana dünyaları var. Sonra o Rabbül Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlarını ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gunagun ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez, emin bir halifeyi arz oldular. Buradaki yümnü iman, emnü emanet, halifeyi arz bunlar da Kur'an'ı ifadeler. Altta onların da şeyi verilmiş, dipnotları hangi ayetlerde geçiyor. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabb-i Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darüsselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. İşte burada kilit bir cümle var, bir daha okuyayım. Ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Allahümme amin. Bundan sonrası amma füccar ve eşrar diye diğer güruha geçiyor. Oraya geçmeyelim biz. Okuduğumuz kısmın tefekkürünü yapsak zaten nurun ala nur. Pek çok zaman o şeyde başaramıyoruz. O devlete de ulaşamıyoruz. Çok az biz kısmıyla yetinmek zorunda kalıyoruz. Döndük başa. Sonra o gani-i mutlakın. Gani-i mutlak ne demek? Yani sonsuz servet sahibi diye burada verilmiştir belki. Evet, sınırsız zenginliğe sahip olan Allah diye verilmiş. Ama gani'nin bir de şöyle bir manası var diyorlar. Yani hiç kimseye muhtacı olmayacak kemalde. Yani bir insan kimseye muhtacı olmayacak durumda olursa Araplarda ona gani deniyormuş galiba. Kendi kendine itiyor manasında. Tabii ki Cenab-ı Hak da bu kelime bir terim anlamı da kazanıyor, bir ıslah anlamı da kazanıyor. Onun ganiliği, her şeyin ona muhtacı olduğu, o hiçbir şeye muhtaç değil. Öyle bir düzleme aklımıza getirmeli. Cenab-ı Hak gani-i mutlak. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaç. Servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakir ve hacetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele edip İyyâke nesta'in dediler. Ya biz İyyâke nesta'in'i niye diyoruz Fatiha'da? Bak burada onun anlamını öğreniyoruz aslında. Cenab-ı Hak kainatta öyle şekillerde bağışlarda bulunuyor ki bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, bu da şimdi balka reklamı gibi oldu, bal kavanozlarını saymak gibi oldu ama bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, sonsuz belki diyebileceğimiz şekilde
Cenab-ı Hak rahmetini gösteriyor. Havayla bir gösteriyor, suyla bir gösteriyor, bir değil bin gösteriyor. Toprakla başka türlü gösteriyor. Ne bileyim, onların içinde bitkilerle ayrı gösteriyor, hayvanlarla ayrı gösteriyor. Onların içinde işte hayvanların türleriyle ayrı ayrı gösteriyor, bitkilerin türleriyle ayrı ayrı gösteriyor. Gösteriyor da gösteriyor. Bu niçin böyle? Cenab-ı Hak niye bize mesela bir tosuna yettiği gibi bir saman balyasına rızık yapmadı da? Yani gayet de kuvvetli oluyor hayvan, değil mi? Kocaman oluyor, dev gibi oluyor, bizden kuvvetli oluyor yani. O ona yeterken insanoğlu niye bu kadar geniş sofralarla mücehhez bir kainat algı dünyasında yaşıyor diyelim. Görüyor çünkü hepsini, idrak ediyor onların varlığını. Niye insan böyle bir yerde yaratılmış? Çünkü insandan Cenab-ı Hakk'ın gani mutlak olduğunu anlaması istenmiş. Bunu anlaması için daha fazla çeşit tanıması lazım. Yani ne diyelim, bir tek şeyde görse belki bu idraki yaşayamazdı. Elbette yine Cenab-ı Hakk'ın Rezzak olduğunu anlardı. Ne bileyim, balıkları olduğu gibi deniz yosunları bizim rızkımız olsaydı sadece. Orada da elbette Cenab-ı Hakk'ın Rezzakiyetini anlardık ama çeşitler çoğaldığı zaman o çokluk başka bir şeyi gösteriyor. Nedir? Cömertliği gösteriyor. Servetinin çokluğunu gösteriyor. O çokluk kudretinin çokluğunu gösteriyor. Bir de rahmetinin genişliğini gösteriyor. Yani Cenab-ı Hak sadece şu şekilde değil, bu şekilde, o şekilde, daha farklı bilmem kaç bin şekilde, milyon şekilde veren, verebilen bir Allah'tır. Sadece bir çeşit, bir rızık veren bir Allah değildir. Çok farklı zenginlikler sahibidir. Onun zatını değil ama isim ve sıfatlarını bu şekilde bir nebze kavrayabilirsiniz diye, yani o cemal içinde celali göstermekle, bir nevi cemal, yani rızık bir cemal tecellisi ama o cemaldeki bolluk bize celali hissettiriyor. Dünyadaki bütün rızıkları düşündüğümüz zaman ya da şöyle bir büyük toplantı salonuna girip o sofradaki yiyecekleri çeşit çeşit dizili gördüğümüz zaman bu bize bir azamet hissettiriyor. İşte o sır var bu çoklukta, bollukta. Cenab-ı Hakk'ın zenginliğini biz anlıyoruz burada. Vermekle hiçbir şey eksilmiyor ki hazinesinden. Verdikçe veriyor, verdikçe veriyor, verdikçe veriyor yani. Kainatta bunu görüyoruz. Ondan öncekinde de Allahu Ekber anlatılmıştı. Aslında yine buraya bir bakışı var o olayın. O büyüklüğü kavradıktan sonra insan ne ihtiyacına giriyor? Ya böyle bir Allah vermekle haşa sümme haşa, ya usanmayan, bağışta usanmayan, haşa sınırları olmayan bu konuda eli vermekle eli usanmayan, tabiri caizse bunlar Allah için kullanılmaz ama insandan öte olduğunu, mahlukattan öte olduğunu hissettirmek için söylüyorum. Böyle bir Allah'ı fark ettikten sonra ya insan ona dilenmez de ne yapar? En mantıklı şey bu değil midir? Veriyor, verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Nasıl verdiğini kainattan görüyorsun. En mantıklı şey, böyle birisinin karşısında olduğunu hissettiğinde, fark ettiğinde fakr ve hacetlerini izhar etmek değil midir? Eğer etmezsen sana akıllı derler mi? Yani insan ihtiyaç sahibi olduğunu, fakir o demek, ihtiyaç sahibi olmak demek, hacette istekler, arzular demek, ihtiyaçlar demek yine bir bağlamda. Şimdi sen bunlarla mücehhessin kardeşim. Yok diyebilir misin? Bunlar, bende öyle bir şey yok, ben ihtiyaç hissetmiyorum hiçbir şeye. Ya da benim hiç fakrım yok falan diyebilir misin? Diyemezsin. Eğer dürüst bir insansan, kendine dürüstsen diyemezsin bunu. O halde böyle bir Allah'ın varlığını kainatta fark ettikten sonra doğru olan bununla ona gitmektir. Yani eczanede ilaç olduğunu biliyorsun, sen de hastasın. Mantıklı olan o hastalıkla eczaneye gitmektir ya da doktora gitmektir. Doktordan ilacı almaktır. Hastalığını beyan edip ilacı istemektir. Bunu yapmıyorsan sende bir sorun var demektir. Böyle insanlar, böyle tedaviyi kabul etmeyen insanlar sorunlu hastalardır. Sıkıntı büyüktür onlarda. Çünkü tedavi etmek için bir kere sorumluluğun kabul edilmesi lazım. Irvin Yalom'un bugünü yaşama arzusundaydı galiba geçen bir cümlesiydi. Çok zamanlarda da alıntı yapıyorum ondan. Tedavi diyor, suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği noktada başlar. Hakikaten de öyle.
artık dışarıya şunu bunu demeyi bırakıp ya ben böyleyim, bende böyle yaralar var, bende böyle muhtaçlıklar var. Bunun da çaresi işte öyle bir gani mutlakın elinde mevcuttur mutlaka deyip gidip talep etmek en doğal süreç. Bunda direnen aslında işte o sorunlu hastalar gibi oluyor. Adamın psikolojik sıkıntıları var, bedensel rahatsızlıkları var vesaire birçok rahatsızlığı var. Ama hastaneye götüremiyorsunuz, doktora ikna edemiyorsunuz, doktor muamelesi yapmıyor, hastalığına hastalık muamelesi yapmıyor. Kendisini normal sizi sorumlu görüyor. Belki doktoru bile sorumlu görüyor. Şimdi böyle adam tedavi olur mu? Allah muhafaza, olmaz yani böyle bir insan. Önce onun hasta olduğunu kabul etmesi lazımdır ki şifası olsun. Öfke problemi yaşayanlarda olur bu. Daha başka titizlik gibi böyle çok fazla obsesif kompulsif bozukluk mu diyorlar onlara. O tipten vesvese hastalığı gibi şeylere olanlarda olur bu. Adam kabul etmiyor, bende bir sorun yok diyor. Sorun sizde diyor mesela. Halbuki kabul etse onun tedavisine bakılabilecek, devası gelebilecek, ona ulaşabilecek. Bakmadığı için olmuyor. İşte bizim ve iyyâke nestaînimizde, yalnız senden yardım dilerimizde, hani o Fatiha suresindeki o ifadenin açılımı bu. Yalnız senden yardım dileriz. Bunu dediğimiz anda Fatiha'da biz insanı doğru yere oturtmuş oluyoruz. İnsan hastalıklı, yaraları olan, ihtiyaçları olan, muhtaçlıkları olan, noksanlıkları olan bir canlı. Bunun da doğru durması gereken yer talep etmek, gani-i mutlaktan istemek, tedavisini, şifasını, ne bileyim eksiklerinin tamamlanmasını, mutluluğunu, bunları istemek. Bunları istediği zaman insan doğru yerde. Tekebbür ettiği zaman yanlış yerde. İstigna gösterdiği zaman, ki hani Alak suresinde de buyruluyor, evet ondaydı. İnsan azgınlaşır, kendisini ihtiyaçtan uzak gördükçe. Bak, bizi yanlış yere götürüyor bu durum. Doğru yer, ya bende bu sorun var, ben bunun tedavisine gitmeliyim, uğraşmalıyım, bana gönderilen şifayı da kullanmalıyım gibi olmalıyken, biz yanlış yerde konumlanıyoruz. Fatiha suresi de içindeki bir ayetle aslında bu yöndeki inadımızı kırıyor, tedavi ediyor, beyan etmiş oluyoruz. Allah'ım biz orada durmuyoruz, burada duruyoruz. Durumumuzun farkındayız. Senin de niceliğinin farkındayız. Büyüklüğünün, sıfatlarının, kemalinin farkındayız. Senden dileniyoruz, senden istiyoruz. Bizim durumumuz bu, senin de yüceliğin bu diye beyan etmiş oluyoruz. Sonra o gani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakir ve hacetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele edip ve iyyâke nestaîn dediler. İyyâke nestaîn bu fonksiyonu görüyor bizde. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhir-i en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barakallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Bakın yine bir Müslümanın dilinde, hayatında çok olan kelimeler, ama bu kelimeleri acaba hangi fonksiyonla kullandığımızın farkında mıyız? Gafletle bile yapsak bu kelimeler bizde bir iş görüyor. Mutlaka şifalarını sunuyorlar ama şuurla yapsak kim bilir neler olur. Bakınız, o Sani-i Zülcelal, sanatla yaratan celal sahibi. Burada diyebiliriz ki bir cemali isimle celali ifade birleştirilmiş. Kemal ifadesi olmuş bu. Sani, sanatla yaratan Allah demek. Zülcelal de celal sahibi demek. Hem sanatla yaratıyor hem de celal sahibi. Yani sanatla yarattığını haşmetli bir şekilde çok yaratıyor. Aslında çoklukta da celal şeyi vardır. Büyüklükte celal şeyi vardır. Yani burada iki vurgu beraber gelmiş. Cemal ve celal vurgusu beraber gelmiş. Kemal olmuş. Kendi sanatının latiflerini. Bak, sanatın içine girdik artık. Az önce çokluk ve genişliğe bakıyorduk. Servetin çokluğu, rahmetin genişliği o nimetlerin bolluğundan gözüküyordu. Kaç çeşit nimet var. Sayısız diyorduk, geniş diyorduk daire. Şimdi tek tek şeylere inmeye başladık. Onların inceliklerini görmeye başladık. Evveliyatta, yukarıda büyük resme bakıyorduk tabiri caizse. Şimdi indik, tek tek fertlere bakıyoruz.
nimet fertlerini, kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını, bunlar hep incelik ifadesi, sanattaki incelikler, latif, harika, antika, sergilerle teşhirgâh-ı en'amda, nimetler sergisi, teşhirgâh-ı en'am başka bir manası var mı? Ha, yaratılmışların sergi yeri diye verilmiş burada manası. Teşhirgâh-ı en'amda neşrine karşı Cenab-ı Hak neşrediyor onları. Maşallah deyip takdir ederek, maşallah ne demek? Allah ne güzel dilemiş. Nazar değmesin diye bunu söylüyoruz. Beğendiğimiz bir güzelliğin karşısında çok da hikmetli. Allah'ın öyle dilediğini hatırlamak bizim ona karşı hasedimizi kırıyor. Bir insan bir şeyi niye haset eder? Onun yanlış yerde olduğunu düşündüğü için, yanlış şekilde olduğunu düşündüğü için haset buradan doğuyor. Onda olmasa da bende olsaydı. Keşke benim olsa. O şey de var ya, güldür güldür de, keşke benim olsa diye her şey yıkılmaya başlıyor. Onun gibi. Ama maşallah dediğiniz zaman Allah ne güzel dilemiş. Bak, bu demek ki Allah'ın dilediği bir şey. Bu tam olması gereken yerde, bu tam olması gereken şekilde düşüncesine kavuştuğunuz zaman o nazarın etkisi kırılıyor. Kendi içinizde, kalbinizde, dikkatinizde kırmış oluyorsunuz. İkinci bir dikkat noktası açarak. Bu Allah'ın dilediği bir şey kardeşim. Hani ben ona yanlış yerdesin, yanlış şekildesin diyemem, demeye hakkım yok diyerek o dikkati nazarı kendinizde kırmış oluyorsunuz. Bir hikmeti bu. Tabii çok hikmet var. Maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, ne güzel yapılmış. Yani kendi kendine ne güzeldir değil de ne güzel yapılmış. Fiilin failini hatırlayarak. Keşke hep bunu yapabilsek. Cenab-ı Hak dilimize, kalbimize bunu yerleştirsin. Maalesef hep ne güzel diyoruz. Ne güzel yapılmış diyemiyoruz. O derinliği kolayca ulaşamıyoruz, varamıyoruz maalesef. Cenab-ı Hak bunu bizde bir refleks haline getirsin. Güzel bir şeyle karşılaştığımızda hemen aklımıza, ya ne güzel yaratmış Allah. Hani eski şeylerde varmış. Ne güzel yaratmış yer yer seni yaradan diye, hani böyle türkülerde falan da var. Bak, o irfan aslında var bizde ama şu an dilimiz ona alışık değil. Bir şey gördüğümüzde, o ne araba, ne güzel yapılmış. O ne güzel ağaç. Ne güzel yapılmış ağaç. Hemen ustasını hatırlayarak yapabilsek ne güzel olacak. Ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, bak insan neler yapıyor. Barekallah deyip müşahede etmek. Bak, önce Allah ne güzel dilemiş dedin, maşallah dedin. Ne güzel yapılmış dedin, biraz daha ileri gittin. Üçüncüsünde barekallah. Bir de bereket duası ettin ona, Allah bereket versin dedin. Çoğalmasını istedin. Amenna deyip şehadet etmek. Burada amenna'nın gelmesi ilginç değil mi arkadaşlar? Yani bakınız, maşallah ne güzel yapılmış, tamam. Barekallah da tamam. Gidişatımız öyleymiş gibi geliyor. Yani evet, bu akış bu şekilde. Ama burada amenna deyip şehadet etmek dedi. Niye böyle bir şey girdi araya? Allahu alem, benim aklıma şu geliyor. Gördüklerimizden görmediklerimize bir iman sahibi oluyoruz. Gördüklerimizden görmediklerimize bir iman sahibi oluyoruz. Ya da şahit olduklarımızdan henüz şahit olmadıklarımıza dair bir iman sahibi oluyoruz. Ya da failin sıfatlarını, isimlerini fark etmekten dolayı okuyabildiğimiz fiillerinden okuyamadığımız fiillerine dair bir iman sahibi oluyoruz. Mesela diyelim çok iyi bir marangoz tanıdığımız var. Şimdi adamın her yaptığı mobilyada bin bir hikmet var diyelim. Öyle bir sanatlı yapıyor. Ama bir de eser yaptı, bir şey yaptı. Ya bu nedir, anlayamadık başta. Bize bir tuhaf geldi. Çözemedik hemen ilk rastlayışta, karşılaşmada. Ama ne yapıyoruz o durumda? Hemen inkar mı ediyoruz biz? Hayır. Eserin sahibine olan güvenimiz, o marangozun sanatına olan geçmiş sanat eserlerinden dolayı duyduğumuz güvenimiz, onlara dair okumalarımız, buna dair de bir tevekkül aşılıyor bize. Tevekkül aslında bu demek. Cenab-ı Hakk'ın fiillerini, esmasını, sıfatlarını kainattan okuyoruz. Ama her fiilin, her eylemin,
her oluşun içinden de çıkamıyoruz ilk nazarda. O kapasite bizde yok, o kafa açıklığı bizde yok mesela diyelim. Burada çiçekte Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, cemalini görüyoruz da savaşa geldiğimiz zaman o biraz okunmaz oluyor, karışıyor. Ama ne yapıyor Müslüman aklı, ne yapıyor Müslümanın feraseti, kalbi? Diyor ki böyle bir Allah'ın mutlaka burada da güzellikleri, rahmet tecellileri, kerem tecellileri vardır diyor. Gün doğmadan neler duyar diyor. Allah kerimdir diyor gibi 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 cümlelerle hemen oraya imanını taşımış oluyor. Belki de burada kastedilen bu ifadeyle o. Okuduğumuz nimetler var. Maşallah dediğimiz, ne güzel yapılmış dediğimiz, barekallah dediğimiz nimetler var. Ama gel gelelim kainattaki bütün eserleri bu şekilde okuma gücüne sahip değiliz. O dakik nazar bizde yok, dakik okumalar bizde yok belki. Ama o zaman da amenna. Çünkü Allah öyle bir Allah. Böyle bir Allah böyle iş yapmaz. Yani bizim suizanımızda gördüğümüz gibi, kasır fehmimizde gördüğümüz gibi eylemez. Bunun mutlaka bir derinliği vardır diye düşünmemiz gerekir. Bu şeyde hep Hazreti Hatice radıyallahu anhuma validemizin Efendimiz aleyhissalatu vesselama ilk vahiy anından sonra verdiği teselli geliyor aklıma bu makamda. Ki çok büyük bir şeydir yani Hazreti Hatice annemizin makamının yüceliğini de gösteriyor. Ta Müslüman olmadan evvel de yani. Efendimiz aleyhissalatu vesselam vahiy aldığında biraz sarsıldı biliyorsunuz. Beklemiyordu böyle bir şey. Çarpıldığını düşündü, cin çarptığını falan düşündü önceleri. Bunu Hazreti Hatice annemize de açtı, validemize. Validemiz ona diyor ki, orada bir ifade var, ben hepsini hatırlamayabilirim ama şöyle bir şey, sen diyor, fakiri gözetirsin, yoksula yardım edersin, yetimi barındırırsın, akrabana iyilik edersin. Allah böyle bir kuluna öyle bir şey yapmaz diyor. Bu mesela büyük bir okuma. Yani Allah senin başına kötü bir şey gelmesine, böyle kötü bir şey olmasına izin vermez diyor. Bu doğru bir okuma. Neden? Hakikaten Cenab-ı Hak hayır işleyeni hayırla mükafatlandırır. Ona şer bulaştırmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ve Cenab-ı Hakk'a dair bilgisi Hazreti Hatice annemizin radıyallahu anh'a o okumayı ona yaptırıyor. Gelelim buraya. İşte dedik biz de Cenab-ı Hakk'ın okuyabildiğimiz fiillerinden, gördüğümüz fiillerinden, derinden indiğimiz fiillerinden okuyamadıklarımıza da amenna diyoruz. Gayba iman bir yönüyle evet hiç bilemeyeceğimiz bir daireye iman olduğu gibi vahiy ile ancak haberdar olduğumuz, sünnetle ancak haberdar olduğumuz, oradan gelen haberlerde bildiğimiz bir daireye iman olduğu gibi bu alemde dahi bize gayb olan bazı meselelerde de biz gaybımızda olmayan, şehadet ettiğimiz şeylerden dolayı iman ediyoruz. Diyoruz ki bu böyledir kardeşim diyoruz. Doğrusu budur. Çünkü Cenab-ı Hak öyle bir Allah'tır. Taabbüdü, ibadetlerin taabbüdü yanları mesela. Şimdi hikmeti okuyamayabilirsin. Ya namazda niye şu şöyle, niye bu böyle? Okuyamasan da ne diyorsun? Cenab-ı Hak böyle takdir etmişse doğrusu budur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ki o sıddıkiyet makamını kazanmasına vesile olan Miraç'taki şahitliği o söylemiş mi diyor, o söyledi. O söylemişse doğrudur. Niye? Öncekinden biliyor çünkü sonrasında yalan olmayacağını. El emin değil mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam el emin. O zamana kadar hiç yalan söylemiş mi söylememiş, hiç şaşırmış böyle ne bileyim şaşkınlığa kapılmış, hayrete düşmüş böyle hiç akıl kâr etmeyecek laflar ağzından çıkmış mı? Haşa sümme haşa. Çıkmamış. Öyleyse bu dediği de doğrudur. O noktadan varıyor. Bu akılla, mantıkla, kalple açıklanır bir şey. Evet. Belki amennanın hikmeti bu olabilir dedik. Devam ediyor. Geliniz bakınız hayran olarak hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Bak. Hayyal el felah nerede geçiyor? Affedersiniz. Hayyal el felah bizim ezan cümlemiz. Ezandaki cümlelerden birisi. Haydi kurtuluşa demek. Bakın tebliğ nereden doğup geliyor bak. Önce kainata dair senin okumaların olacak. Onlardan bir iman sahibi olacaksın. O iman da seni tebliğe götürecek.
Hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Bu silsile bu şekilde işler. Bundan başkası mümkün değildir. Biz imanlıyız ama kimseye tebliğde bulunmuyoruz. Böyle şey olmaz. İnanıyor musun bu güzel? İnanıyor musun bu maşallah denilecek, barekallah denilecek, ne güzel yapılmış denilecek, iman edilecek bir şey? İman ediyorsan buna, o zaman mutlaka hayyal el felah makamına gelirsin. İster istemez gelirsin. Güzel bir şeyden haberdar olan insan bunu paylaşmak istemiyor mu? Onu istiyorsa bunu hayli hayli ister. Çünkü alemde Allah'ın varlığından, dininin kemalinden, sünnet-i Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam daha yüce, daha güzel bir haber yok. O haberi güzel almışsan, içine yerleştirmişsen, kavramışsan elbette bu seni tebliğe bir heyecan olarak, bir içte motivasyon olarak, bir neşe olarak, bir ballar balını buldum, servetim yağma olsun tarzında olarak seni heyecana iter, sahaya iter yani. Hayyal el felah, bak nereden geldik, nereye bağlandık. Bizim ezanımız da demek ki bunun ifadesi. Duyuruyoruz artık, bu işte tutulacak bir şey değil. Bu artık dışarıya taşacak bir şey. Kalpte yaşanacak bir şey değil. Hayatta tezahürleri gözükecek bir şey diye burası hatırlatıyor. Devam edelim. Paragrafı bir daha okuyayım. Sonra o Sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgah-ı en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayyal el felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Kendi şahitlikleriyle başladılar, sonra herkesi de şahit tuttular. Hem o sultanı ezel ve ebed, küçücük çocuklar bile bunu yapıyor ya. Bizim yeğen mesela bir şey fark ettiğinde bakın. Herkesin dikkatini toplamaya çalışıyor oraya. Bak bu fıtri bir şey ya. İslam'dan güzel haber mi var? Biz niye kocunalım, geriye çekilelim, kendimizi zayıf hissedelim, yapılmaz sanalım? Haşa. Elbette yapacağız, bu bizim hakkımız. Güzel haber almaktan doğan bir hakkımız bu bizim. Hem o sultanı ezel ve ebed, kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ta'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Yine Kur'an'ı bir ifade, semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik. Sahabe-i kiramın sözü bu yanlış bilmiyorsam. Geçtiği yerde burada verilmiş Maide suresinin 7. ayeti, Nur suresinin 51. ayeti ikisinde geçiyormuş. Yani sahabe efendilerimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği şeylere karşı böyle diyorlardı. Duyduk ve itaat ettik. Semi'na ve ata'na. Biz de o kanunun bir ucu olarak bunu yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte geldik. O sultanı ezel ve ebed. Yine büyük resme çıktığımızın delili bu. Üstad Hazretleri böyle bir şey andığı zaman bizi büyük delile çıkarıyor demektir. Bak yukarıda Sani Zülcelal dedi, küçük daireyi indirdi. Yukarıda Gani-i Mutlak dedi, yine büyük resme çıkarmıştı. Büyük resim, küçük resim, tekrar büyük resme çıkıyoruz demektir burası. Sultan-ı ezel ve ebed. Zamanlar üstü, sonsuzluk. Zamanlar üstü, öyle ifade etmek istiyorum ben ezeli. Zaman ötesi, zamandan aşkın bir sultan. Ve ebed de sonsuzluk demek. Kainatın aktarında öyle bir sultanın karşısındayız. O kadar büyük bir resme çıktık. Kainatın aktarında. Aktar ne demekmiş? Kısım diyebiliyorum ama bölgeler, taraflar diyor burada. Kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin isharına karşı. Cenab-ı Hak kainatın bölgelerinde, taraflarında, kısımlarında rububiyetinin saltanatını ilan ediyormuş. Rububiyet neydi? Rububiyet, Kenan abinin tabiriyle, Kenan Demirtaş hocanın, Allah ona da afiyet versin, Cenab-ı Hakk'ın kainatı yönetim şekli diye söylüyor o hep, anlatmak için, fehmimize yaklaştırmak için. Ben de şöyle anlıyorum bir nevi. Cenab-ı Hakk'ın halikiyetini biz kendi sınırlılığımız içinde rububiyetle müşahede ediyoruz.
Yani Cenab-ı Hak ol diyor. O ele ol emrinin içinde oluyor her şey. Ama biz o olun içinde olduğumuzdan onu bir süreçle görüyoruz. İşte o süreç rububiyet oluyor. Hallakiyeti biz rububiyet sürecinde okuyoruz. Aşama aşama, perde perde, kıdem kıdem neler olduğunu görüyoruz yani. Terbiyenin, oluşun terbiyesi, bir şeyin kemale erişinin süreci veya işte yoktan vara, kemal düzeyde vara çıkışın o aşamaları bir süreç içinde, şahitliğimiz içinde bize göründüğünden biz o aşamalarda rububiyeti görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın çok sayıda isminin detay detay uygulamalarını, faaliyetlerini bir nebze görebildiğimiz kadar müşahede ediyoruz. İşte o da rububiyet okumamız oluyor. Cenab-ı Hak kainatın her tarafında, kısımlarında, parçalarında rububiyetinin saltanatını ilan ediyor. Terbiye eden o olduğunu gösteriyor. Ve vahdaniyetin izharına karşı. Vahdaniyette Cenab-ı Hakk'ın birliği, alemin tamamının, yaratanın o olduğunu bilmemiz, şöyle diyelim, burada rububiyetle neden vahdaniyet beraber anıldı? Şimdi rububiyet öyle bir şey ki, parça parça rububiyetin gösterdiği adresi okuduktan sonra, bütünde onun da bir olduğunu kavruyorsunuz. Yani öyle bir bebeği mesela o aşamalardan çıkarabilecek, terbiye edecek, onun bedenini, ruhunu, aklını varlık sahasına çıkarabilecek bir Allah ancak alemi yaratan Allah olabilir. O sonsuzluk o sonsuzluğa gerektiriyor ya da o sonsuzlukla ancak bu sonsuzluk karşılanabiliyor diye bir noktaya varıyorsunuz. Rububiyet her bir şeydeki, bir de böyle söyleyelim, Cenab-ı Hakk'ın her bir şeydeki hallakiyet imzası gibi rububiyet. Bu süreci Allah'tan başka birisi götüremez dediğiniz an o sizi her bir şeydeki Allah'tan vahdaniyet fikrine götürüyor. Her şeyin sahibi de Allah. Her bir şeyin sahibi Allah'tan, her şeyin sahibi Allah'a çıkıyorsunuz rububiyetten vahdaniyete gittiğiniz zaman. Rububiyet saltanatının ilanına ve vahdaniyetin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Demek Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini göstermesi, vahdaniyetini göstermesi bizde nasıl bir karşılık istiyor? Duyduk ve itaat ettik. Onun emirlerine uymak, sünnet-i Resulullah ile amel etmek, gereğince yaşamak, bir mümine yakışan şekilde yaşamak, bizim bu gösterilenlere mukabelemiz oluyor. Her şeyin Rabbi Allah'sa o zaman benim hayatımın Rabbi de Allah. O hayatın doğru şekilde yaşanmasını öğretecek olan da Allah. Ben şeriat-ı kelamiyeye uyduğum zaman, şeriat-ı İslamiyeye uyduğum zaman bu imanın gereğini yapmış oluyorum. Madem ki her şeyi Allah yaratıyor, madem ki her şeyi kemaline Allah ulaştırıyor rububiyetiyle terbiye ederek, o halde benim başka bir şey, buna iman ettiğim halde başka bir şekilde ama benim kendi hayatımda doğruyu ben bilirim demem mümkün olabilir mi? Madem ki bak benim baştaki ayetlerde dedik ya, benim intizamım alemin intizamı ile ilgili bağlı birbirine, o halde beni düzgün şeye çıkaracak, düzene çıkaracak ile alemin düzene çıkaracak farklı bir şey olabilir mi? Olmaması lazım. O yüzden ben de kendi düzenimde kendimi, irademi Allah'a adayarak, Allah'a tevekkül ederek, Allah'a bağlanarak, kendi dar aklımın seçimlerinden, kendi dar kalbimin görüşlerinden, Cenab-ı Hakk'ın vahyine ve Resulullah'ın sünnetine aleyhissalatü vesselam geçerek, orayı tercih ederek ne oluyor? Bunun gereğini yapmış oluyorum. Madem her şeyin Rabbi Allah, o zaman semiyen avatana, ben de oraya dahil olayım işte. Ben de kendi türkümü, sabunu koydum, leğenemi terk edeyim. Dar aklımın, düşüncemin, egomun, narsist benliğimin, kibrimin, bana öğrettiklerini terk edeyim. Ben de oraya dahil olayım. O büyük orkestraya, o güzel müzeye ben de dahil olayım. Düzenim o düzenle kemalini bulsun. O düzene dahil olarak, o düzenin sahibinin emirlerine dahil olarak düzenim kemalini bulsun diye düşüneyim. Bu şekilde yaşayayım diye. Bu kısımda sanki bizi onu öğretiyor. Burayı da bir daha okuyayım ve bu ders bitmiş olsun arkadaşlar.
hem o Sultan-ı Ezel ve Ebed kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip, birleyip, tevhid birlemek demek, tasdik onaylamak demek bir nevi akıl meratip zihinde bir aşama, tasavvurdan sonra tasdik geliyor. Yani onaylamış oluyorsunuz. Edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Yani benim irademle katıldığım süreç aslında kendi düzenimin de nasıl işleyeceğini alemi düzenleyen Allah'a bıraktığım süreç. İşte baştaki Şems suresindeki o ayet-i kerimenin de söylediği. Onu yaratan Allah, bunu yaratan Allah, geceyi yaratan Allah, gündüzü yaratan Allah, kainatı yaratan Allah, hepsini yaratan Allah, hepsini güzel güzel yaratmış, senin de intizamını o yaratmış. O halde sen bu intizamda senin iradene kalmış kısımları da ona devret. İşte o altıncı sözdeki gibi çiftliği ona sat, onun için işlet. Yani böylece tam olmuş olur buradaki o şey. İmanın kemalini bulmuş olur. Madem ki fark ettin, uyandın, Cenab-ı Hak bu hidayeti kalbine verdi. Alemi yaratan benim, vahdaniyet sahibi olan benim, rububiyet saltanatının sahibi benim diye Cenab-ı Hak bu ilhamı kalbine yolladı. Onun kendi azametini sana bildirdi. Bu imanın gereği de artık kendi hayatından vazgeçmek oluyor. Ne anlamda vazgeçmek? Yaşamak anlamında değil. En doğrusunu bilenin Allah olduğu anlamında vazgeçmek. Kendini Allah'ın eşidi gibi saymamak, haşa sümme haşa. Emanetçi olduğunu fark etmek. Ne diyelim, Cenab-ı Hak bu söylediklerimizin, burada söylenen güzel hakikatlerin, ayetlerin tesirlerini önce bende, ruhumda, kalbimde, hayatımda, sonra hepimizde halk eylesin güzel tesirlerini. Cenab-ı Hak böyle bahisleri daha nice günlerde, haftalarda, aylarda konuşmak nasip eylesin. Biz de ömrümüz olduğunca bunu yapmaya gayret edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahmel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.